Herkese merhaba Z-Talk YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok sevdiğim canım hocam Ercan Han üşümez bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür mübarek Ramazan ayında. Evet, hayırlı Ramazanlar. O, hayırlı Ramazanlar ee, ve burada olmaktan, bu programda olmaktan da son derece mutluyum. Hoş buldum, hoş geldik, <laughs> hoş geldin. Hepimiz hoş geldik bu dünyaya. <laughs> <laughs> İyi ki geldiniz hocam. Allah razı olsun. <laughs> hocam öncelikle şununla başlamak istiyorum. Birkaç gün önce bir araya geldik. Böyle kalabalık bir ekip. Şahane, güzel bir etkinlik oldu. Orada peygamberimizin adıyla başladınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in adının nereden geldiğini, Hı -hı. hiçbir şeyin tesadüf olmadığını Hı -hı. anlattınız. Muhammed'in anlamını çok kısa alabilir miyiz? Öyle başlayalım. Peygamberimizle Eyvallah. başlayalım. Şimdi ee, en doğrusunu Allah bilir diyerek cümlemize başlayalım ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çünkü her şeyin anahtarıdır. Ee, muhakkak ki bütün kalplerinde anahtarıdır. Şimdi tabii ki isimle o güzel ortamda e, bulunduğumuz Çok etkilendik öyle. <laughs> ya Allah razı olsun. Ee, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ismi dünyada değil bütün 18 bin alemde eşi benzeri olmayan bir isimdir. Aslında isim ve ad denmez. Bizlerin isimleri var ama onun adı diye denmez. Onun ismi diye söylenmez. Çünkü o bütün alemlere gönderilmiş kod diyebileceğimiz bir koddur. Peki neden ben buna yazılım veya kod diyorum? Çünkü şöyle bir sıralamada o Muhammed ismine gelelim ki daha iyi anlasın seyirciler. Bütün peygamberlerden hani Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlerin insanlara Allah'tan yani Rabbimizden haber vermek ve insanın kendi kaybedebileceği ve aşağıların en aşağısı olan bu dünyada yol gösterebilmek içindir. Çocuğun dünya gelme şeklini bir düşünün. Ana rahmine. Evet. Hazreti Musa Allah'tan ilk vahiy dediğimiz kanaldan ne işitti? Dinle. Semii. Yani dinle. Hı, hı Hazreti İsa Aleyhisselam ilk ne oldu? Konuş. Bebekken konuşmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz ise ikra. Oku. oku. Dünyaya çocukların bir gelme silsilesi var, değil mi? Evet. Şimdi çocuk dünyaya, aşağıların en aşağısına, ana rahminden yani onun aleminden katı aleme geldiğinde ne yapar? Kuşu, böceği, anneyi, babayı, dedeyi etrafını dinler. Sonra Hazreti İsa makamında, kalbi makamda konuşmaya başlar. Sonraki gelişiminde ikra eder yani okumaya başlar. Sonrasında ise Yazılım gerçekleşir hakikatinde yani yazmaya başlar. Şimdi bak burada bile bir sıralama bir kodlama evet. vardır. Şimdi ilk başlarda eğer bu ülkenin içerisinde bu kara topraklarında bundan birkaç sene evvel Mu kıtasından kalan son kara parçası diye bahsettiğim yeri de birleştirirsek Mu'nun son alimleri bakın alim diyorum yani bugünkü bilim insanları ama yüksek bir bilinçte. Şimdi burada Mu'nun son alimleriyle hem soyunun son alimleri yani Hazreti Nuh'un soyundan gelen onun sinsilesinden olan hem soyu da bu topraklarda yaşadığı anda Med kavmi vardı. Hı hı. Onların da alimleri. Bilirsin ki sevgili Tuğba bütün peygamberler bir işaretle gelmiştir. Evet. İstisnasız hayvanattan gülüne, ekinine kadar, toprağına kadar, yıldızına kadar hepsi bir haber vermişti insanda. İşte Mu'nun son alimleriyle hem soyunun son alimleri ve Med kavminin son alimleri bu işaretleri gördüğünde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesine gittiklerinde ona dediler ki biz Mu'nun son alimleriyiz. Biz de hem soyunun son alimleriyiz. Bizler de Met kavminin son alimleriyiz. Biz sana öyle bir kod, öyle bir şey vereceğiz ki sen dünyaya müjdelenen torunun kulağına bu kodu üflersen, okursan 18 bin aleme Rabbimizin adı ile hüküm edecek. Adı ve getirdikleri ve insanlığa yol göstericisi. O anda kulağına mu hem met kodu yüklendiğinde inanılmaz. İşte biz de dünyaya geldiğimizde kulağımıza ezan okunup ezanla beraber ismimizin kodlanması oradan gelir. Of, Tabii bunu bağlı. anlamak için evet bunu <laughs> anlamak için Kur'an-ı Kerim'i de anlamak lazım. Evet. Sevgili Tuba bunun içinde şöyle okuduğumuzda farklı bir aynen anlam çıkarıyoruz çünkü e, her geçen gün daha da büyüyoruz. Aynen öyle. Yani bir yerde durmuyoruz. Sürekli büyüyoruz. Fikirlerimiz değişiyor. Gördüklerimiz ve yaşadıklarımız değişiyor. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'i her okuduğumuzda farklı bir anlam çıkarmaya başlıyoruz. Bu da mucizelerinden biri bence. En büyük mucizelerinden biri ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin adı 18 bin alemde. Bugün bilgisayarda yazılımlar var ya. Evet. Yazılımları hiç ama hiç durmadan çalışıyor. Muhammedi bilinç dediğimiz de budur. Alimlerin, ariflerin de ve bugün eserlerini defalarca edebimle, haddimi bilerek okuduğum Muhittin İbn Arabi Hazretleri olsun, Abdülkadir Geylan Hazretleri Efendimizin menkıbeleri bıraktığı eserler olsun, onların gözündeki nazariyet okumaya çalışıyorum. Neden? Çünkü onların kitaplarını anlayabilmek için yine Kur'an-ı Kerim'i de iyi okumak lazım. Evet. Peki hocam e, kalp gözüyle üçüncü göz aynı şey mi? Ve kalp gözüm açık ne demek? Herkesin kalp gözü açık olabilir mi? Bir nefeslendim. Evet. <laughs> e, çünkü nefesin de e, önemi büyük düşünmek için iyidir. Neden? Çünkü nefes nefsle aynıdır etimolojide. Bakın nefesle nefs aynı etimolojiye dayanır. O yüzden düşünme yani düşün düşün konuş dediğimiz yerde iki defa düşün bir kere konuş nefesten Çünkü nefsi ateşi nefesi ateşe çevir ki Rahman'dan yani Allah'tan gelene talip olup yanıtlayabilirsin. Evet. Gönül gözü herkesle sevgili Tuğba nasıl açık olabilir ki? Burası bizim aşağıların en aşağısı dediğimiz geldiğimiz yer. Ve ne diyoruz? Esfeli safilin aşağıların en aşağısı. E elbette bu aşağıların en aşağısında bir şeyleri mücadele etmek için geldik buraya. Çalışmakla lanetlendik. Yani her şeyi koşturmak zorundayız. Giyinmek zorundayız. Her şeyleri yapmak zorundayız. Şimdi gönül gözü dediğiniz zaman, evet hepimizin katman katman enerji alanları var. Semavatımızdan arzımıza. Tıpkı semavattan arza. Hiçbir şey ayrı değil ki. İçinde ne varsa dışında o var dediğimiz sistemin evet. içinde beyin dalgalarımız elektrikle çalışır. Kalp dediğimiz yer ise manyetik alandır. Bir mıknatıs gibi düşün. Elektromanyetik bir sistemden bahsediyoruz gönül gözünde. Aklındaki zihni şeytanı aşamayan, reptilyen kompleks dediğimiz kısımda bu kısmı aşamayanın gönül gözü nasıl açılabilir ki? Peki gönül gözünün açıklığı nasıl olur? Baş ağrı olunca olur. Baş ağrı ne demek? Bir şeyleri okuyarak, bilgi edinerekten 50 milyon tane kitap okusanız olur. Bilgi sahibi olursunuz. Başarılı olursunuz. Başarılı olanın üçüncü gözü açılır. Ama gönül gözü açılmaz. Ama baş ağrı olursa üçüncü göz aşılır. Açılmaz bak aşılır. Hmm. Aşıldıktan sonra semavattan arza, kalp makamından gönüle girersin. O zaman işte gönül gözü açılır. Peki başarıyla başarı ne demek? Başarılı olan bilgi sahibi olandır. Günümüzde şu anda olduğu gibi herkes kitap okuyor. Herkes bir kaynaklara bakıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Ve herkes de çıkıyor. İşte bilginin, çok affedersiniz kendim için de bu tabiri kullanacağım. Eşekliğini yapmamak lazım yükle 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 bir yerden sonra adamın ayakları yerden kesilir. Düşersin. Bu kadar bilgi olmaz. O zaman irfanlığa sahip çıkacaksın. Allah'a yalvaracaksın. Çünkü irfanlık içinde başarılı olacağım, ben de tanınayım, ben de anlatayım demektense baş ağrıya odaklanacaksın. Yani başın arık olması sevgili Tuba. Başınız arıksa, temizse, akılla basiret yan yana çalışır. Basireti tutulan adam deriz ya. Evet, akıl evet, tutulması adam. İkisi adamın. evet, ikisi birliktedir onun arka arkayadır. O akıl tutulmasından ve basiret bağlanmasından çıkacaksın. Ondan sonra başarının o aşmanın verdiği sistemin içerisinde arık bir başla, baş ağrı, arık bir başla aşaraktan, başararaktan değil, Kalbin gönlünün noktasına geleceksin ki gönül gözü açılsın. Peki gönül gözü açılır mı? Eyvallah. Tabii ki açılır. Ama bunu dediğim gibi şu kadar esma çekeyim, bu kadar şunu yapayım, bu kadar bunu yapayım de olacak iş değil. Üçüncü göz açılır. Üçüncü gözü de zaten teşvik ediyorlar sevgili Tuğba. Üçüncü gözü dünyanın her yerinde nefes çalışmaları, teknikler, bir takım ben de biliyorsun birçok seminerde Bunlarla evet. alakalı anlatıyorum ama hı hı. anlatırken Rabbime sığınaraktan, haddimi bilerekten anlatıyorum. Evet. Üçüncü göz, tehlikeli bir alandır. Hazır olmayan bir insana, arabayı daha kullanmasını bilmeyen bir insana uçağa bindirmek gibidir. Mu? Tabii evet. uçağa bindirmek gibidir. Bak böyle çektiğinizden be o kadar. Çok tehlikeli. Evet görürsünüz metafizik alemdeki o bir sürü cinni, musallatları, farklı varlıkları. Gerçekten görürsünüz, gerçekten temas edersiniz. Ama sonrasında... İki yakaları bir araya gelmez. Doğrulamazlar. Kendilerine hayırları yoktur. Görürler. Onlarla ilişkiye bile girerler o konuda. Sürekli muhataplarlar. İnsanlara gaybden haber verdiklerini söylerler. Kendi isimlerine Galaktik Federasyon'dan geldik diye söylerler. Generallerin işte şöyledir, böyledir konuşuyorum derler. Sonrasında ne olur biliyor musun? Bir bakın bakalım öyle insanların hayatlarına, ne kendi çocuklarına faydaları var, ne kendi evliliklerine var. faydaları var, ne kendi muhabbetleri var, ne Allah'la araları iyi, ne namazla araları iyi, ne Kur'anla araları iyi. Sonradan da diyorlar ki benim üçüncü gözüm açık. Üçüncü gözün açık da kendine hayrın nerede? İşte üçüncü göz herkesin açılır sevgili toba. Evet. Bir şey Bu arada öfkelenmedim. Yok yok. Biliyorum. Öfke başka bir şey. <laughs> Celal başka bir şeydir. Evet. İkisini ayırmak lazım. Ben çok alışıyorum. <laughs> <laughs> Ama gönül gözü açılır. Evet. Bunun için de Rabbime yönelmek lazım. Kesinlikle hocam size katılıyorum. Her ha, zaman katılıyorum. Ediyorum. Her ya, konuda ya, katılıyorum. Peki hocam zamanın ötesinde ya da durduğu bir yer var mı? Zamanın durduğu bir an veya bir zamanın ötesinde bir yer hı hı. var mıdır? Şimdi zamanın ötesi çok ilginç bir soru sordun. Çünkü zamanın ötesi benim yıllardır... E, benim kullandığım bir şeydir, kendi iç alemin için, zamanın ötesinde. Ben de hep öyle yazar. Çok kullanırsınız. Çok. Zamanın ötesinde bir. Zaman kelimesini de çok kullanıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Çünkü at benim diyor ya Allah, ee, bizler ona aitiz. Şu konuşma yeteneğimiz varsa ona şükrederiz. Evet, her şeye çok bakabilme şükür. yetim varsa, duyabilme yetim varsa ona şükrederekten bunu yaşarız. Ama zamanın ötesinde duran bir şey yok. Sonsuz demek boşluk demek değildir yani uzay bir boşlukta zaman sonsuzluk içerisinde bir boşlukta değildir bütün bütündür yani şöyle düşün bir son vardır insan ve bütün mahlukatlar için buna biz ne diyoruz entropi yasası yani yaşayan varlıkların yaşayan her canlının bir gün bitki ise çürümesi Evet. İnsansa ölüm dediğimiz şeyin gerçekleşmesi. İstersen 2000 yıl yaşa. Ama 2000 yıl sonra ölüyorsun. Yani bir şeyin bir son var. sonu var. Evet. Şimdi sonun içindeki sondan bahsedemeyiz. Neden? Çünkü bilinçlerin kütlesi ağırlığı var mıdır? Yoktur. Bilinç altının. Şimdi bilincin ve bilinç altının kütlesi yoksa orada Tuğba gözünü kapat ve babacağızının, annenin, senin o bilinç altında şu anda kotlanmış olan, seni ilk kucaklarına senin o kalbinin hızla atıp sevgiyi hissettiğin ana git ve babanın sana tam yedi yaşındayken söylediği prensesim seni çok seviyorum dediği anı gözünü kapattığın anda bilincin zamanın dışına taşıp gider oraya. Ve görürsün. Bunu zaman zaman hissediyorum Evet. ve e, geçmişi hatırlamaya çalışırım ben Hı -hı. sık sık hocam Hı -hı. yani Hı -hı. sürekli böyle hafızamı tazelemeye Hı -hı. çalışırım çocukluğumu unutmamaya çalışırım yaşadığım şeyleri unutmamak adına mesela bir arkadaş topluluğunda lafınızı böldüm lütfen unutmayın bir arkadaş topluluğunda konuştuğumuzda hep şunu söylüyorlar ben hiçbir şey hatırlamıyorum 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 sen nasıl hatırlıyorsun yani 4 yaşındaki halini nasıl hatırlıyorsun oradaki... Bir anı nasıl hatırlıyorsun? Çünkü ben unutmamak adına mutlulukları hatırlar. Sürekli evet, sürekli hatırlamaya çalışıyorum, zorluyorum, zorluyorum kendimi böyle çok perişan etmeden zorluyorum ve hatırlıyorum. Unutmamak için de onları hep böyle zihnimde tutmaya çalışıyorum. Hı. Güzel zamanları, güzel zamanları. Güzel zamanları. zamanları. Evet. Zaten işin sırrı orada güzel zamanları tutmakta fayda var. Hı hı. Yani dünü bugüne taşımamak önemli. Ama dünü bugüne taşımamak demek çocukluğumuzu unutacağız anlamındaki o anı defterini unutacağız anlamındaki değil güzel anları. Ama zamanın sonunda bir son yoktur. Zamanın sonunda bir sınır ve orada bir bitiş yoktur. Bu bütün melakut aleminin melekleri, dört büyük melek için de geçerli olsa son, bakın son onlar için de vardır. Cebrail Aleyhisselam için, Mikail Aleyhisselam, İsrafil, ölüm meleği için. Hepsi için vardır bir son. Ama zamanın kendisi alt benim diyor Allah. Zaman bil. Onu bizim aklımız, beynimiz, matematiğimiz, kuantum bilgimiz bu dünyada yetmez. Bizim, bir son evet. yoktur. Yani son kelimesi zaman için yoktur. Bir sınır kelimesi zaman için yoktur. Boşluk kelimesi zaman için değildir. Uzay bir boşluktadır değil ki Allah Teala ne diyor? Biz güneşi ve Gezegenleri, etrafındakileri bir suyun içerisinde yüzdürürüz diyor. Hani suda yüzdürürüz. Şimdi ayette bu söylediği yerde bir son olmayan bizim aklımızın yetmediği bir zaman tekamülünden bahsederiz. Ve oraya teslim oluruz. Senin biraz önce söylediğin, hocam siz ne söylerseniz, hani ben şu anda bu programın içerisinde tabii ki inanırım. Hani siz hoş geldiniz. Ve ben size saygı duyuyorum dediniz ya hı hı. işte bu zaman ad benim dediği Allah yargısız, koşulsuz, boşluk olmayan, sonsuzluktan değil, sonu olmayan, bitişi olmayan, doğrulmayan ve sonu olmayan, tek olan, tümü bir eden Allah'ı düşündüğün an gözlerin kapanır ve bütün sistemin kapanır sende. Tezahür edemeyiz yani onu. Zamanı da tezahür edemeyiz. Ama kendi zamanımız var. Burada. Bir zamanımızın sonu evet, var. Uyumak zorunda olduğumuz. Nefesimizin sayısı belli. Doğum itibarıyla. Kalbin atışı da belli. Doğum itibariyle... Kaç defa atacağıyla alakalı. Her şeyin bir batısı var. Matematik. Aynı öyle. Akıl ve matematiği burada kullanabiliriz. Evet. Dünyada. Ama bütün bir zamanda kullanamayız. Kesinlikle. Yani <gülüyor> inanılmaz. <gülüyor>